Mutlu günler, Üniversite Medya'dan herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bugün özellikle grafik tasarımına ilgi duyanlar, grafik tasarımı bölümü öğrencileri ya da kendilerine yurt dışında kariyer hedefleyenler kesinlikle programımızı kaçırmamanızı öneriyoruz. Programın hemen başında hatırlatalım ki ilerleyen dakikalarda ihtiyacınız olacak. Üniversitemedya@habertürk.com elektronik posta adresimiz. Sorularınızı bekliyoruz. Bu arada merak ediyor olabilirsiniz, acaba Görkem'in elindeki bu ödül deneyin nesi diye. Geçen hafta bildiğiniz gibi ilk programımıza başladık ve haftasında ödül aldık. Yani en iyi çıkış yapan program ödülünü aldık. Bunu gururla taşıyacağız diye devam etmeyi inanın çok isterdim. Ancak ödülün sahibi birazdan burada olacak. Üniversite Medya başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Bir bavul ve cesaretle başlayan Amerikan rüyası nasıl gerçek oldu? İki aylık turist vizesiyle Amerika'ya giden Emrah Yücel, şimdi bol ödüllü, dünya ünlü bir grafik tasarımcısı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün düzenlediği ülke tanıtım kampanyalarının yarıştığı organizasyonda Avrupa Afişleri kategorisinde Türkiye'ye birincilik getiren Emrah Yücel, şimdi Üniversite Medya'nın konuğu. Hoş geldiniz Emrah Yücel. Merhaba, hoş bulduk. Ödülünüzü nasıl sahiplendim ama? Sizin olsun. Sizde aslında çok bu, var değil mi onlardan? Bu ödül bana aitti zaten, Türkiye'ye ait. Türkiye'ye ait bir ödül. Bu arada o kadar güzel bir sohbet vardı ki efendim içeride. Yapımcımız Ünal Kavrazlı, arkadaşı uzun süredir görüşemiyordu Amerika'da olması sebebiyle. Ben dedim muhabbeti bölmeyeyim, gelin burada keyifli sohbetimize devam edelim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle hani ödül, Türkiye'nin ödülü dedik. Nedir şimdi, Avrupa'da en iyi ülke tanıtım ödülünü mü aldı Türkiye? Öncelikle bu ödül kimin tarafından veriliyor? O çok önemli. Bu ödül Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından verilen bir ödül. Ve turizm sektöründe, turizm alanında tıpkı mesela IMF neyse ekonomide, Dünya Turizm Örgütü de Birleşmiş Milletler'in en büyük kuruluşu. Bu anlamda en büyük kriter. Turizm Örgütü her sene dünyadaki bütün ülke tanıtım kampanyalarını bir araya toplayarak bunların arasından her kıtanın birincilerini seçiyor. Bu senede Amerika kıtasında Bahama Adaları, Asya'da Butan, Afrika'da Güney Afrika ve bütün Avrupa ülkeleri arasında da Türkiye birinciliği kazandı. Bizim özellikle Rusya, Ukrayna ve CIS ülkelerinde yürüttüğümüz Türkiye tanıtım kampanyası, bakanlıkla birlikte yürüttüğümüz Türkiye tanıtım kampanyası da bu anlamda birincilik ödülüne aldık. Bu tabii bakanlığın çok ciddi bir turizm konusunda yaptığı bilinçli bir stratejinin, uzun bir koşunun ödülü aslında. Bizim açımızdan da özellikle İspanya, İtalya, Fransa gibi, Yunanistan gibi çok aktif turizmde bizim her zaman yanımızda yarışan ülkelerin arasından sıyrılarak başarımızın tanımlanmış olmasını getiriyor. Bu da tabii çok önemli, çok değerli bir ödül. Gerçi basında birkaç yerde çıktı ama benim ne yazık ki afiş tasarımcısı olmamdan dolayı hep böyle bir en iyi afiş gibi açıklandı. Çıktı. Halbuki bu daha dediğiniz gibi daha global bir şey, daha bir yani kampanya ödülü aslında. Yani bu anlamda başarılı bir yıl oldu geçen sene. Krize rağmen özellikle Rusya'da çok önemli tabii. Rusya'dan, biliyorsunuz Rusya ikinci büyük market Almanya'dan sonra. Bir takım düşüşler beklenirken ona rağmen belli sayıların üzerinde artışlar oldu. Evet. Başarılı bir kampanya. Aslında hani afiş kategorisinde ödüldense bile sonuçta yer verildi basında. Bu da güzel bir şey. Sizin yaptığınız birçok güzel, mesela Ortodoks Kilisesi için 650 sayfalık dev bir site var. Evet. Bu çok yankı bulmadı. Bana mı öyle geldi acaba, ya da araştırdım, arşivden baktım. Çok da ses getiren bir haber olmamış ama hani Nicole Kidman'la fotoğrafınızın çıkması biraz daha hani sanki yankı uyandırmış. İşte Emrah Yücel birçok ünlü ismin web sitesini yapıyor. Daha çok onlardan biliyorum. İşte Mel Gibson, Brad Pitt değil mi? İlgilendiğimiz şeyler genelde bunlar oluyor. Evet. Dediğiniz doğru. Yani özellikle
Türkiye'de birazcık daha böyle bir magazin basını çok öne çıkıyor. Yani bunlar şikayetçi değiliz tabii. Onun da iyi tarafları var, kötü tarafları var. Ama baktığınız zaman evet, yani böyle bir afişçi olarak tanınıyor olmak çok kötü bir şey de değil. Yani aslında çok şikayet ettiğimden değil. Fakat esas aslı olan şu, demin dediğiniz çok önemli. Mesela Yunan Ortodoks Kilisesi'nin web sitesini yaptık biz. Yunanlılar özellikle bunu bir Türk'ün yapmasını toleranslarının göstergesi olarak kullanmak istediler ki bu çok önemli bir böyle bir hareket. Evet. Ondan sonra Yunan basınında yer aldı. Yunan Ortodoks Kilisesi'ne. Hatta buna bir ödül aldınız değil mi? Ruhani evet. İdal'da. Webby Awards Webby. Diye bir yani internet alanındaki en büyük şeydir. Orada spirituality yani ruhani dalda birincilik ödülü aldık. Aslında bu da doğal olarak daha önce ben bir de Los Angeles'ta Kabbalah.com'u yapmıştım. Bu Madonna'nın, Oprah'nın falan hep işte dahil olduğu Kabbalah.com'u yapmıştım. Bu ikisini yapınca da Türkiye'de bir grup işte neden böyle bir şey İslamiyet içinde yapılmasın bakış açısıyla ve özellikle bu Danimarka'daki karikatür krizinin önüne bilimsel, daha akademik bir yaklaşımla, daha modern bir yaklaşımla İslamiyet'i tanıtmak üzere bir web sitesi siparişinde bulundular bize. Ve Ünal kardeşimizin de ön ayak olduğu sonpeygamber.info web sitesiyle. O da çok dev bir web sitesidir. Ayrıca onun da bir takım başarıları nasıl var değil mi? Ünal, neydi onlar? Sonpeygamber.info, Hazreti Muhammed'in hayatı mı var orada? Neyi rastlayacağız evet, siteye baktığımızda? Emrah Bey'in yapmış olduğu web sitede tamamen Hazreti Muhammed'i anlatıyor. Çünkü biraz önce de bahsettiği gibi Danimarka'daki karikatür krizlerinin çıkmasıyla birlikte İslam dünyasında bir tepki oluştu. Çeşitli gösteriler falan yapıldı ama bu gösterilerin tabii bu şekliyle karşılık vermesi çok hoş da değildi. Dolayısıyla şu soru soruluyordu. Yani bu insanlar Hazreti Muhammed'i tanımıyorsa o zaman tanıtan hangi eserleri onlara sunmak lazım diye. Ya biz kendimize bakmamız lazım. Yani biz ne yapıyoruz buna cevap olarak? Evet. İnternet bütün dünyada herkes tarafından kullanılan bir iletişim ağı. Ama internete girip Hazreti Muhammed'i tanımak istediğiniz zaman çok da fazla bilgiye sahip değilsiniz. Dolayısıyla bir grup böyle bir çalışma yapmak istedi. Öncelikle bizimle irtibata geçtiler, ne yapabiliriz diye. Emrah Yücel'le olan diyalogumuzu da bildikleri için Emrah'a ulaşmak istediklerini. Biz de bu arada bir aracılık yaptık. Çünkü Emrah'ın ben hem Ortodokslarla ilgili hem de Kabbalah'la ilgili yapmış olduğu projeleri biliyordum. Çok da başarılı olacağını da söylemiştim. Ve bu anlamda hem o grupla hem de Emrah Bey'i bir araya getirdik. Güzel bir çalışma ortaya çıktı. Ve o çalışma daha sonra zannederim 7-8 ay önce Dubai'de yapılmış olan bir ödül var yani. Evet, Hazreti Muhammed'i en iyi anlatan bir web sitesi ödülü aldı. Web sitesi de Medium ödülü. Yani o yarışmada kitaplar da vardı, makaleler de vardı, filmler de vardı. Yani bütün mediumların arasında en başarılı ifade eden şey aldı. Şimdi aslında tabii şu önemli. Yani marka oluşturma üzerine kurulu her şey. Ve biz burada eğer geriye düşersek, yani turizm meselesiyle de bu çok birleşiyor tabii. Evet, tam onu soracağım. Yani bir Türkiye markası, Türkiye'nin... biz doğru konumlandırabiliyor muyuz markamızı? Türkiye maalesef markası. Hayır. Şimdi şunu doğru olarak tanımlamak lazım. Şimdi turizmde baktığınız zaman Türkiye çok iyi bir yerdi. Tartışmasız. 25 yıl önce sıfırdan başlamışız. 25 yıl içerisinde. Turizm Bakanlığı'nın, Kültür Bakanlığı'nın çabalarıyla, işte bütün bu reklamlarıyla falan çok iyi bir noktaya gelmişiz. Ve baktığınız zaman şu anda 8. sıradayız. Tüm dünyada 8. sırada, yani insanların aklına bir yere gitmek geldiğinde destinasyon olarak 8. yerdeyiz. Peki 8. yerdesiniz ama gelirler nasıl? Yani çok hani kötü turist mi geliyor? Yok, orada da fena değiliz. 9. sıradayız orada da. Ve diğer listeye baktığınız zaman pek çok ülkenin oku aşağıya doğru, yani inişteler. Biz yükselişteyiz. Ama Türkiye yükselişte. Şimdi bu muazzam bir şey. Yani 25 yılda. Hatta ilk 9 ayda 22 milyon turistin geldiği açıklandı. Geçen aynen hafta. Öyle. Çok başarılı bir pozisyondayız. Şimdi gelelim marka meselesine. Şimdi, o algı acaba nasıl? Hani kafalarda yaratılan algı. Çünkü marka dediğiniz algı. Zaman marka sadece turizmle ilintili bir şey değil. Tamam, turizm sizi yukarı çekiyor ama aşağıya çeken, atıyorum, bir sürü başka şey var. Yani politik.